Bu sunumda küresel seyir sefer uydu sistemleri, Global Navigation Satellite System yani GNSS'ten bahsedeceğiz. GPS terimi o kadar tanınmıştır ki herhangi bir uydu navigasyon sistemiyle eş anlamlı hale gelmiştir. Fakat GPS terimi aslında Amerikan ordusu tarafından oluşturulan sistemin adıdır ve küresel konumlandırma sistemi anlamına gelir. Bu sistem dışında başka sistemler de bulunmaktadır. Uydu navigasyon sistemlerinden bahsederken sık sık karşılaşacağınız bir terim Global Navigation uydu sistemleri anlamına gelen GNSS'tir. Bu terim dünyada navigasyon amacıyla sinyal ileten herhangi bir küresel uydu sistemini tanımlamak için kullanılan genel isimlendirmedir. GPS veya GLONASS gibi terimlerin kullanımının ayrımı uydu sistemlerini ölçüm amacıyla kullanıyorsanız önemlidir. Çünkü her sistem aynı sonucu verse de biraz farklı bir şekilde çalışmaktadır. 2020 itibariyle 4 ana GNSS vardır. Küresel konumlama sistemi yani GPS Amerika'nın küresel konumlama sistemidir. Küresel yörünge navigasyon uydu sistemi GLONASS Rusya tarafından oluşturulan sistemdir. BeiDou 2 Çin tarafından geliştirilen bir sistemdir. Galileo Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. Bunun dışında Hindistan tarafından geliştirilen ve bölgesel hizmet veren bir uydu sistemi de mevcuttur. GPS geçmişi kısmen 1940'ların başında geliştirilen ve İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan LORAN ve DECA Navigator gibi benzer yer tabanlı navigasyon sistemlerine dayanmaktadır. İlk uydu navigasyon sistemi olan Transit, Birleşik Devletler Donanması tarafından kullanılmıştır ve ilk olarak 1960 yılında başarıyla test edilmiştir. 5 uydudan oluşan bir uydu takımı kullanılarak yaklaşık saatte bir seyir sabitleme sağlayabilirdi. 1967'de ABD Donanması GPS sisteminin dayandığı bir teknoloji olan uzaya doğru saatler yerleştirme yeteneğini kanıtlayan Time Motion uydusunu geliştirdi. 1970'lerde sinyal faz karşılaştırmasına dayanan yer tabanlı Omega navigasyon sistemi dünya çapında ilk radyo navigasyon sistemi oldu. En önemli kilometre taşlarından biri sivillerin daha hassas GPS okumalarına erişmesine izin veren ve yeni teknolojik gelişmelere kapı açan seçici kullanılabilirliğin 2000 yılında sona ermesiydi. İleriye bakıldığında ABD hükümeti 2020 lansmanı için belirlenen serinin 3. uydusu ile GPS 3 modelinin yeni bir GPS uyduları çağını başlatmak için şimdiden çalışıyor. Yeni GPS 3 uydu sisteminin 2023 yılına kadar tam olarak faaliyete geçmesi bekleniyor. Galileo 2016 yılında yayına giren küresel seyir uydu sistemidir. Avrupa Birliği tarafından Avrupa GNSS Ajansı GSA aracılığıyla yaratılmıştır. Merkezi Prag, Çekya'dır ve iki yer istasyonu merkezi bulunmaktadır. 10 milyar euroluk proje İtalyan gökbilimci Galileo Galilei'nin adını almıştır. Galileo'nun amaçlarından biri bağımsız bir yüksek hassasiyetli konumlandırma sistemi sağlamaktır. Böylece Avrupa Birliği ülkeleri herhangi bir zamanda operatörleri tarafından devre dışı bırakılabilecek veya bozulabilecek ABD GPS'ine veya Rus GLONASS sistemlerine bağımlı kalmayacaklardır. Rusya'nın geliştirdiği sistemin hava yayınlarını, iletişimleri, navigasyon ve keşif verilerini iletme yeteneği sayesinde GLONASS'ın ticari uygulamalarına sahiptir. İlk GLONASS uydusu 1982'de fırlatılmıştır ve sistem 1993'te tamamen çalışır durumda gelmiştir. Şu anda GLONASS takım uydularında 24 uydunun tam olarak konuşlandırılmasına sahiptir. BeiDou küresel kullanıcılara her zaman her hava koşulunda ve yüksek doğrulukta konumlandırma, navigasyon ve zamanlama hizmetleri sağlamak için Çin tarafından geliştirilen küresel navigasyon uydu sistemidir. Hizmet adını Çince BeiDou olarak adlandırılan büyük takım yıldızından almıştır. Çin uydu takımında 3 uydu bulunan BeiDou navigasyon sisteminin BeiDou 1 ilk neslini 2000 yılında piyasaya sürmüştür. Kompas olarak da bilinen ikinci nesil BeiDou 2 2012 yılında faaliyete geçmiştir. Hindistan bölgesel navigasyon uydu sistemi Hindistan alt kıtasında jeo uzamsal konumlandırma bilgisi sağlamak için tasarlanmış Hindistan'ın bölgesel navigasyon sistemidir. Kullanıcıların konumlarını rakım, boylam ve enlem haritalanmasını sağlar. INSS'yi geliştirmenin amacı Hindistan'ın yabancı navigasyon uydu sistemlerine olan bağımlılığını azaltmaktır. Hindistan Bölgesel Navigasyon Uydu Sistemi, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü ISRO tarafından tasarlanan bölgesel bir uydu navigasyon sistemidir. Bir seyri sefer uydu sistemi, yer istasyonları, uçak alıcıları ve belli yörüngede dönen uydu takımlarını içerir.
Bu yörünge sistemlerinin belirli operasyonların gerektirdiği performansı üretmek için ek sistemler ile tanımlanması ve artırılması gerekir. Uydu teknolojisindeki gelişmeler ve bunun uçak navigasyonu için kullanımı, gelecekte her biri benzersiz özelliklere sahip yeni uydu navigasyon sistemlerinin geliştireceğini göstermektedir. GPS sisteminde 30 ve üzerinde uydu bulunmaktadır. Operatör firma Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'dır. Servis sağlanan iki hizmet seviyesi standart konumlandırma sistemi SPS ve hassas konumlandırma sistemi PPS olarak bilinir. SPS tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve %95 olasılıkla 36 metre veya daha az yatay konumlandırma doğruluğu sağlar. PPS SPS'ten daha doğrudur ancak yalnızca ABD ordusu ve diğer sınırlı sayıda yetkili kullanıcı tarafından kullanılabilmektedir. BeiDou navigasyon satellite sistemi 20 ve üzeri uyduyu içerir. Operatörü Çin Ulusal Uzay Dairesi'dir. Hizmet açık ve yetkili bir hizmet dahil olmak üzere konumlandırma, navigasyon ve zamanlama hizmetleri küresel kapsam sağlamayı amaçlamaktadır. Açık hizmet 10 metre konumlandırma doğruluğu, 0,2 metre bölü saniye hız doğruluğu ve 10 nanosaniye zamanlama doğruluğu ile ücretsiz konum hız ve zamanlama verileri sağlar. Galileo 11 ve üzerinde uyduyu içerir. Operatörü Avrupa Birliği'dir. Uydu takımı 30 uydu ile GPS'ten daha büyük bir ayak izine sahip olması planlanmaktadır. Galileo'nun gözlemlediği çift frekanslı konumlandırma doğruluğu ortalama 8 metre yatay ve 9 metre dikey zamanında %95 doğruluk sağlar. GLONASS 20 ve üzeri uydu içermektedir. Rusya Federasyonu MOD ve Rus Uzay Hava Kuvvetleri tarafından yönetilmektedir. GLONASS, GPS'te kullanılan veri iletimi ve konumlandırma yöntemlerinin aynı ilkelerini paylaşır ve aynı zamanda yörüngedeki uyduların her bir takım uydusunu ve diğer kontrol segmentini temel alır. En yüksek verimlilikte standart hassasiyetli sinyal 5 ila 10 metre içinde yatay konumlandırma doğruluğu ve 15 metre içinde dikey konumlandırma doğruluğu sağlamaktadır. Küresel konumlandırma sistemi bütün dünyada yüksek çözünürlüklü, sürekli 3 boyutlu pozisyon bilgisi, hız ve zaman bilgileri veren uzay tabanlı bir sistemdir. GPS genel olarak 3 parça halinde incelenir. Uzay segmenti, kontrol segmenti ve kullanıcı segmenti. Uzay segmenti 31 tane aktif olmak üzere 32 uydudan oluşmaktadır. Kontrol segmenti Amerika Birleşik Devletleri Colorado şehrinde bulunan ana kontrol istasyonu ve dünyanın diğer bölgelerinde bulunan izleme istasyonlarından oluşmaktadır. Kullanıcı segmenti pozisyon, hız ve zaman verilerini sağlamak isteyen ve alıcısı olan uçak, gemi, tren ve benzeri araçlar olabilir. Sistemde iki seviyeli doğruluk bulunmaktadır. Askeri kullanımlar için hassas mod ve sivil kullanımlar için kaba edinim modu. Günümüzde hassas modda doğruluk yatay ve dikey eksende santimetreler seviyesindedir ve gelecekte milimetreler hedeflenmektedir. Kaba edinim modunda ise hassasiyet artı eksi 4,9 metredir. Havacılık alanındaki çoğu teknoloji gibi GPS sistemi de tamamen askeri amaçlar için yaratılmıştır ve hala Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin kontrolü altındadır. Sistemin belirli özellikleri ABD ve müttefiki tüm askeri servislerin kullanımındadır. Bununla birlikte çok büyük bir oranda sivil kullanım mevcuttur. Uydular her 12 saatte bir dönmektedir. Dünyaya uzaklıkları 11 bin havacılık milidir ve 28 derecelik açı ile dünyaya bakmaktadırlar. Dünyanın hangi saatinde veya neresinde olursanız olun 6 ila 10 arasında uydunun görüş açısında olursunuz. Aslında 3 boyutlu pozisyon elde etmek için 4 uydu yeterlidir ve diğerleri yedeklik sağlamaktadır. Uyduların ortalama ömrü 7,5 yıldır ve ağırlıkları 815 kilogramdır. Kurulu güç 700 watt'tır ve çalışma frekansı 1515,42 MHz'dir. İkişer adet sezyum ve rubidyum saat kullanmaktadırlar. Uydu yüksekliği 20.231 kilometredir. Bütün uydular yerdeki kontrol segmenti tarafından kontrol edilir. Kontrol segmenti şekilde görüldüğü gibi bir ana kontrol istasyonu, bir yedek ana kontrol istasyonu, 11 izleme istasyonu, 7 uzaktan izleme istasyonu, 4 yer anteni ve 6 hava kuvvetleri izleme istasyonundan oluşmaktadır. İzleme istasyonları arasındaki mesafe her bir uydu için sürekli olarak yer görünürlüğü sağlar. Bütün izleme istasyonları uyduları takip eder, çalışma performanslarına karar verir ve bu bilgilerin geçerliliğini ve gecikme bilgilerini ana kontrol istasyonu iletmektedir.
Ana kontrol istasyonu günde 3 kez anlık uydu yörünge parametrelerine, anlık saat parametrelerine ve uydulara geri iletilen doğrulama verisi parametrelerine karar verir. GPS sistemi kontrol ve kumanda yapılarını kullanarak herhangi bir anda, herhangi bir yerde, gece veya gündüz aynı anda 4 uydunun görünmesini sağlamaktadır. Bu yapı ayrıca her bir an için her bir uydunun gerçek yerini ve çok hassas zaman standardı bilgisini bilmektedir. Bu iki faktör hassas 3 boyutlu pozisyon bilgisinin belirlenmesinde çok önemlidir. GPS pozisyon hesabının prensibi en az 4 GPS işaretçisinin iletim süresinin ölçülmesi temeline dayanır. Botlarda pozisyon hesabı için 3 uydu yeterli olacakken havada hareket halindeki bir uçakta ihtiva bilgisine de ihtiyaç olduğu için en az 4 uyduya ihtiyaç olacaktır. GPS verileri GPS pozisyonu, enlem ve boylam, yer hızı, gerçek rota, irtifa, doğruluk değeri, figure of merit yani FEM bilgilerinin bulunması için kullanılabilmektedir. GPS sistemi gemilerde, trenlerde, arabalarda ve benzeri seyir sefer kavramı olarak kullanılırken uçaklar için tasarlanan GPS, Ket3, hassas yaklaşma, pozisyon raporlama ve uçuş takibi gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır. GPS temel olarak pozisyon belirleme sistemidir ve gerçek veri elde etmek zaman boyunca değişimler takip ederek elde edilir. Gerçek rota bilgisi çeşitli pozisyon, gerçek rota bilgisi çeşitli sabit pozisyonlara bakılarak elde edilir. Yer hızı iki sabit arasındaki mesafe ölçülerek elde edilir. Sonrasında iki nokta arasındaki gerekli zaman miktarı ölçülerek hareket oranı elde edilir. GPS monitör sayfası GPS 1 ve GPS 2 konumu, gerçek yol, konum doğruluk seviyesi, GPS yüksekliği, izlenmekte olan uydu sayısı, geçerli çalışma modu ve yer hızı bilgilerini sağlar. GPS pozisyonu, geçerli hesaplanmış GPS konumu. TTRK, gerçek yol, UTC zamanı ve yer hızı. Merit, ayaklarda ve GPS yüksekliklerinde mevcut yatay GPS doğruluğu. Mod veya sat, geçerli GPS, MMR modu ve izlenen uydu sayısı. Bu sayfaya data tuşu seçilerek erişilir. Çalışma prensibi. GPS DME prensibine göre çalışır. Fakat DME'de yer istasyonuna gönderilen ve alınan işaretin süresi bulunur ve yarısı alınır. Çıkan sonuç ışık hızı ile çarpılarak mesafe bilgisi elde edilir. Bulunan mesafe uçak ve istasyon arasındaki eğim mesafesidir. GPS sistemi uydudan alıcıya gönderilen işaretin seyahat ettiği süreyi hesaplar. Bu zaman ışık hızı ile çarpılarak ışığın seyahat ettiği mesafe hesaplanır. Bu mesafe izleme hattının sonucudur. DME sistemi 2 DME yayının kesişim noktası kullanılarak mesafe hesaplarken GPS sistemi 4 uydudan 4 mesafe bilgisi kullanarak enlem, boylam, irtifa ve zaman farkını ölçmektedir. DME'nin GPS sistemine göre en önemli farkı GPS pasif sistem iken DME'nin aktif sistem olmasıdır. DME çalışmada mutlaka kullanıcılardan bir sorgulama işareti gönderilmesi gerekir. Pasif sistemlerde yörüngedeki uydular herhangi bir sorgulamaya ihtiyaç duymadan sürekli olarak veri gönderirler. Pasif sistemin en büyük avantajlarından bir tanesi aynı anda sınırsız sayıda kullanıcıya hizmet verebilmesidir. DME sistemlerinde aynı anda yaklaşık 100 kullanıcıya hizmet sunulabilmektedir. GPS çalıştırılması çok pahalı olan bir sistemdir. Eğer uyduların yörüngesine oturtulması maliyetlerini unutsak bile uydular ve geçen sürenin doğrudan hesaplanmasında uçak üzerindeki ekipmanların senkronizasyonu için çok fazla zaman harcanması gerekir. Bu senkronizasyonu sağlamak için çok kararlı saatler gereklidir. Bu aşırı kararlılık her bir saniyede 10 üzeri eksi 13 saniyedir. Bu 1000 yılda bir 0,03 saniyelik sapma oranı demektir. Bu kararlılığı başarabilmek için atomik saatlerin kullanılması zorunludur. Yedeklenme durumu da göz önüne alınarak her uyduda 4 atomik saat kullanılmaktadır. GPS zaman farkı ile çalışır. Uçaklarda bulunan alıcılarda kuvars osilatörler kullanılarak maliyetler önemli ölçüde azaltılmıştır. Kuvars osilatör kullanılması hassasiyeti önemli ölçüde azaltır. Bununla doğruluktaki hata miktarı tahmin edilerek 4 uydudan elde edilen pozisyon bilgisi düzeltilebilmektedir. Uzayda sabit bir noktaya yani uyduya göre mesafe bilgisi biliniyorsa küre üzerindeki alıcı bu mesafe üzerinde bir yerdedir. İlk mesafe ölçümü ilk gözleme hattı LOP satırını oluşturur. İkinci bir uydu ve
İkinci bir mesafe, iki loop hattının kesişmesiyle pozisyon ölçümünü daha sağlıklı hale getirir. Üçüncü bir uydu ve üçüncü bir mesafe loop hattının kesişmesiyle pozisyon hesabını çok daha sağlıklı hale getirecektir. Belirlenen bu nokta uçağın ve uydunun arasındaki mesafeyi vermektedir. Bu verilen bilgiler tek başına işimize yaramamaktadır. Elimizdeki bilgiler 11.000 havacılık mili uzaklıkta 1 numaralı uydu, 12.000 havacılık mili uzaklıkta 2 numaralı uydu, 13.000 havacılık mili uzaklıkta 3 numaralı uydudur. Ve bu uydular saatte 7.500 havacılık mili hızıyla hareket etmektedirler. Bunun anlamı uyduların 1 saniye önceki pozisyonda olmamalarıdır. Bu problemin üstesinden gelmek için her uydu alıcı bilgisayara kendi konumunu da göndermektedir. Bilgisayar matris çeviri uygular ve anlık olarak 4 bilinmeyen de enlem, boylam, irtifa ve zaman denklemlerini sonuçlandırır. 3 uydu ile yapılan seyir seferde irtifa bilgisi elde edilemez. İrtifa bilgisi de elde edilmek istenirse 4. uydunun kullanılması gereklidir. Alıcı saat düzeltmeleri. GPS uyduları atomik saatlerle donatılmıştır. GPS alıcılarında gönderilen ve alınan işaretlerin arasında geçen zamanın ölçümünde fark edilebilir değerlerde hatalar ortaya çıkar. Bu zaman yanlılığı hatası nedeniyle mesafe ölçümleri gerçek aralık tahminlerinin tersine sözde aralık tahminlerinden kaynaklanmaktadır. Zaman yanlılık hatasını düzeltmek için 3 uydu ve irtifa için 4. bir uydu kullanılır. İşaret yapısı. GPS uyduları UHF bandında 2 mod ve 2 frekansta iletim işlemi yaparlar. Birincisi hassas mod P modu ve diğeri kaba edinim modu CA modudur. P modu yalnızca askeri kullanımlar içindir ve sivil uygulamalarda kullanılmaz. Her iki modda da gönderilen işaretler doğada görülebilecek şekilde iletilirler. İşaret modeli bilgisayar tarafından yanıltıcı bir tekrar düzeni içerisinde yayınlanır. Bu nedenle bu sinyallerin alınması burada incelenmeyecektir. Kaba edinim modu işaretleri 1023 megabit bölü saniye oranında iletilir ve her bir milisaniyede tekrarlanır. Bu kod yalnızca 1023 bit uzunluğundadır ve kolaylıkla deşifre edilebilir. Uçaklarda bulunan GPS alıcıları uydulardan alınan yanıltıcı rastgele kodları kullanır. İki kod modelini elde edebilmek için alıcı ve uydunun senkronize olması gerekir. Bu loop'un belirlenmesinin ilk adımıdır. Öncelikle GPS alıcısı uydu kodları ile senkronize olur. Sonrasında arka arkaya gelen iki uydu sinyali arasında geçen zamanı ölçer. Ölçülen zamanın artması seyahat mesafesinin arttığını gösterir. İletim süresi ışık hızı ile çarpıldığında mesafe bilgisi elde edilir. Örneğin GPS alıcısı senkronize olduğu iki kod arasındaki zamanı 0,08 saniye olarak ölçsün. Bu değer ışık hızı ile çarpıldığında yani 300 bin kilometre bölü saniye değeriyle çarpılırsa uydu ve alıcı arasında 12.960 havacılık mili değeri bulunur. Böylece işaretler arasındaki zaman farkı ölçülerek uçak ve uydu arasındaki mesafe ölçülebilir. Hassas modda hassasiyet kaba edinim modundan 10 kat daha iyidir. Ölçümden kaynaklanan 1 mikrosaniyelik hata pozisyon ölçümünde 300 metrelik hataya neden olmaktadır. Küçük sistemler bir donanım kanalı kullanır. Bu kanalın zaman paylaşımı birkaç uydu kanalı ile izlemeye olanak tanır. Ticari olanlar veya daha gelişmiş olanlar aynı donanımlarda 12 kanala kadar kullanılır. Bu daha güvenir ve hızlı sonuç alınması anlamına gelir. Şekilde seri ve paralel işlem yapan GPS alıcılarının blok diyagramları gösterilmiştir. Seri işlem yapan blok diyagramlarında farklı uydulardan alınan işaretler arka arkaya değerlendirilir. Örneğin 5 uydudan sinyal alınıyorsa bu sürenin 5 kat uzaması anlamına gelir. Paralel yapılarda ise her bir kanal uydulardan gelen sinyalleri ayrı ayrı değerlendirir ve sonuçta çok daha hızlı bir şekilde işlem yapılmasına olanak tanır. Diferansiyel GPS, havaalanları gibi yerel yerlerdeki konum doğruluğunu artırmak için bir referans istasyonu kurulur. Yer istasyonu, GPS üzerinde hesapladığı pozisyon ile yerdeki alıcının gerçek pozisyonlarını karşılaştırır. Bu, yer istasyonu ve yakın çevrede bulunan GPS donanımlı uçaklarda ortak olan herhangi bir hata kaynağından ortaya çıkan hataları belirler. Uygun hata düzeltme verileri veri hattı üzerinden uçaklara bildirilir. Diferansiyel GPS kapasitesi uygun teknik gelişimler ve
Mürettebat prosedürleri sağlanırsa kavisli yaklaşmaları ve diğer standart aletli yaklaşma usullerine izin verebilir. Çok düşük görüşlerde bile ayrılma seyri seferi, kalkış, başlangıç tırmanması, gürültü azaltma ve irtifa tırmanış rehberliğinde geliştirilebilir. GPS doğru uçak ve araç konumlandırması için gelişmiş zemin kontrolü sağlayabilir. Düşük görüşlü taksi operasyonları ve acil servisler geliştirilebilir. Koordinasyon, havayolu rampa faaliyetlerinin ve pist ihlallerinin önlenmesi mümkündür. Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hava aracı ve kara tabanlı araçları koordine etmek için yeterli sayıda veri bağlantı sisteminin kullanılmasıdır. Uçak sistemleri. Farklı sistem yapıları söz konusudur. GPSSU tek başına çalışan bir sistemdir ve kabin içerisine antene yakın bir noktaya yerleştirilir. GPS sensör modülü, Inertial Reference Unit veya Flight Management Computer içerisine yerleştirilmiş elektronik bir karttır. Çok modlu alıcı. GPS sensör biriminin yani GPSSU 12 kanalı vardır ve her biri Navistar GPS uydularını takip etme kapasitesine sahiptir. Ana görevi antenlerden gelen radyo frekans işaretlerini takip eder ve uçak seyri sefer sistemi için anten pozisyonu veya seyir verisini hesaplar. GPS uydularının yörüngeleri değişkendir. Uydu pozisyonları optimum olmadığı için her gün 3 kez değişir. Bu zamanlarda sistemin pozisyon doğruluğu azalır. GPS konum bilgilerini entegre ederek diğer uzun menzilli navigasyon, IRS veya uçuş yönetim sistemleri ile sistemin genel konumsal doğruluğu korunabilir. Normal çalışmada GPSSU verisi Air Data Inertial Reference birimi tarafından kullanılır. GPSSU birimin kurulum zamanını azaltmak için Air Data Inertial Reference Unit GPSSU birimine IR pozisyonu, irtifa, zaman, UTC gibi bilgileri sağlar. Çok modlu alıcı MMR biriminin ana görevi GPS ve ALS işaretlerini almak ve işlemektir. ALS alıcısı ve GPS alıcısı sistemin iki alt bileşenidir. Localizer ve süzülme hattından oluşan ALS işaretleri yaklaşma ve iniş sırasında uçuş kontrol ve alet sistemleri için komutlar üretir. Üretilen bu sapma işaretleri yerde kurulu ALS ekipmanlarından gelmektedir. MMR GPS antenlerinden RF işaretleri almaktadır. GPS alıcısı filtreleme, karıştırma ve analog dijital dönüştürme işlemleri yapar. Sonuçta mikro işlemciler tarafından üretilen pozisyon, zaman ve doğruluk verileri diğer sistemlere gönderilir. Diğer sistemlere veri göndermek için ERINC 743A protokolü kullanılmaktadır.